Herkese yeni bir videodan, yeni bir günden ve yeni bir içerikten merhaba diyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bugün günlerden 31 Aralık 2022. İnşallah bugün gece saat 12'de yeni bir yıla giriş yapmış olacağız ve bir anı kalması için bu vlogu başlattım. Çünkü neden? Benim için özel bir yeri var. Ufuk'la birlikte geçireceğimiz ilk yılbaşı. O yüzden fazla heyecanlıyım. Şu şekilde bugün neler yapacağız öncelikle. Ben salona masayı bir kat hazırladım. Mutfakta yemekler falan yapacağız. Ondan sonra işte abur cubur kuru yemiş, çiğ köfte tarzı bir şeyler falan alacağız. Böyle ailecek geçireceğimiz bir yılbaşı olacak. Kim geçireceğiz? Annem, babam, Murat, Safiye, abim, Zeynep, Ufuk, ben. Bir de kaynım gelebilir olsan, onsuz olmaz diyorum. Neyse, bu şekilde işte. Ufuk bir tık geç gelecek. Önce kendi ailesiyle olacak, sonra buraya gelecek. Ama güzel bir yılbaşı geçireceğimize inanıyorum diyebilirim. Bu arada ben evde sürekli tekim ya. Hiç böyle konuşmuyorum yani. Hep içimden düşünüyorum. O yüzden böyle konuşunca da sesim bir kısık, sanki konuşmayı unutmuşum gibi oluyor. Ama bilmiyorum artık yani. İşte böyle. Başka sizlere aktarmak istediğim bir şey var mı? Tüm aşamaları tek tek aktaracağım size. Öncelikle hazırlık aşamalarına, ondan sonra da işte akşam her şeyi çekelim diye düşünüyorum. Biz bu ekip bir araya geldiğimizde çok fazla eğleniyoruz. Sürekli oyun falan oynuyoruz. O yüzden çok eğlenceli bir akşam olacağından eminim öncelikle. Bu şekilde bu yılbaşını da böyle geçirelim istedik. Sizlere dediğim gibi her şeyi vloglayacağım. Şimdilik üstüm bu şekilde. Dediğim gibi işleri yapacağım, hazırlıkları halledeceğiz. Ondan sonra akşam olduğunda üstümü değiştiririm. Sizinle birlikte hazırlanırız. Güzelce makyaj, saç falan yapacağım. Böyle Ufuk eşofmanla gelecek ama olsun, ben yine de bir tık hazırlanayım. Kendimi iyi hissetmek için, başka bir şey için değil tabii ki. Bu şekilde söyleyeceklerim sizlere. Şimdi ilk kurduğum masayı mı göstersem yoksa mutfağa mı geçsek? Neyse, ben size günün akışına göre kamerayı açarım arada. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Mutfakta hazırlıklar devam ediyorken sizlere şöyle akşam takacağım tokam. Bu da giyeceğim çorabım. Burada da elbisem var. Siyah triko bir elbise. Zaten hazırlandıktan sonra tekrar göstereceğim sizlere. Bu arada dünden sadece masayı şu şekilde bir kat hazırladım. Tabii ki bugün tamamen servisleriyle birlikte hazır bir halinde sizlere çekeceğim. Hazırlıklar yavaş yavaş devam ediyor. Hepsini sizlere tek tek aktarmaya çalışıyorum. Şimdi mutfağı toplayacağım. Biraz bulaşık falan var işte. Ondan sonra da hazırlanmaya başlarım herhalde. Böreğin son durumuna bakar mısınız? Efsane iyi ya. Bir an önce akşam olsun diyeceğim de şu bir dilimi ben yedim arkadaşlar, dayanamadım. Ve şimdi kahve time. Anacığım ile döktürdük. Köfte, patates. Şu an çok belli değil de pişince gösteririm. Hazırlandım. Yes.
Safiye arkadan ses etse de neyse. Böyle hazırlandım. Birazdan boydan gösteririm ama öncelikle sofrayı hazırlayacağız. Ondan sonra size kendimi gösteririm. Gösteremez. Bu da Safiye. Oradan tabak indiriyor. Hazırlandım. YouTube'uma çekeyim. Hemen bu şekilde masamız hazır. Of, mis gibi gözüküyor. Kalktı 56. Kaç lira ödeyecek? 70 mi? Aynen. Kaç lira ödeyecek? Adana'da 4 ev 70 bin lira. Hadi bakayım alayım. 14 tane vereceğim. 56. İyi günler. Şimdi size salonun son halini gösteriyorum. Ay, bura nasıl toplanacak? Herkes gitti. Ben böyle üstümü değiştirdim. Şimdi buralara bir el atmam lazım. Dün nasıl bir yorulduysam artık direkt video kapatmadan uyumuşum. Zaten çok fazla da bir şey çekememişim. Şöyle bir göz attım ama çünkü aşırı eğlendiğim bir yılbaşıydı. Bu zamana kadar geçirdiğim en güzel gecelerden biriydi diyebilirim. Hep birlikteydik. Ben çok seviyorum böyle kalabalık, mutlu, huzurlu, eğlendiğimiz günleri çok seviyorum. Bizim için çok fazla bir fark yoktu zaten. Bu ekiple sürekli birlikteyiz. Ama yine de güzel bir geceydi. Anlamlı bir geceydi. Çünkü Ufuk'la birlikte yan yana geçirdiğimiz ilk yılbaşımızdı. Biz uzun süredir birlikteyiz ama hiç yılbaşında bir araya gelemiyorduk tabii ki. İlk defa birlikteydik. O yüzden benim için farklı bir de anlamı var. Bu şekilde. Bundan sonra hep birlikte olacağız zaten inşallah. Başka söylemek istediğim, dün evin halini göstermiştim size en son. Evi baldök yala yaptım. Öyle uyudum. O yüzden zaten vlogu tekrar kapatamamışım sizler için. Bu şekilde söyleyeceklerim. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Çok fazla bir şey aktaramadım dediğim gibi. Ama zaten yine de yaptığımız çoğu aktivitenin görsellerini sizlere aktarmaya çalıştım. Bu şekilde Ufuk'la bir şöyle yan yana gelip bir insan bir video çekerdi. Onu bile yapmamışım yani. Aşırı güzel bir gündü çünkü. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu da burada bir anı kalsın. Dediğim gibi benim için özel bir gündü. Böyle söylemek istediklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu arada bir sonraki videomuz Ufuk'la tanışma hikayemizi anlattığım bir video olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bilmiyorum. Bu şekilde yani onu bir çekmek istiyoruz aslında ama bir araya geldikçe sürekli unutuyoruz. Aslında sürekli yan yanayız ama ben sürekli unutuyorum. O yüzden bana böyle hatırlatırsanız, arada bir yorum veyahut da Instagram'dan bir mesaj atarsanız, bir araya özellikle bir araya geldiğimizde story atarsam eğer ki bana mutlaka hatırlatın. Abla tanışma videosu çekecektin diye. Genelde küçük takipçilerim izlediği için o yüzden abla dedim. Bana bunu hatırlatırsanız en yakın sürede inşallah Ufuk'la birlikte tanışma videomuzu da sizlere yüklemiş olacağım. Söylemek istediklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olur umarım diyorum ve görüşürüz.